Ekmek ve Gül'ün herkese merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bugün iki bölümlü bir program hazırladık sizlere, söylemiştim. İlk bölümümüzde 19 Mayıs'ın aslında gençliklerle gençliğe ne vaat ediyor bundan bahsetmiştik. İkinci bölümümüzde ise bir yazar konuğumuz var. Yazar Onur Bütün bizimle birlikte. Kendisi bir kitap yazdı. 7 kat yerin altından uğultular geliyor. Yeniçeltek'ten Soma'ya maden işçileri. Bildiğiniz gibi Soma'nın yıl dönümü geçtiğimiz haftaydı. Çok fazla tartışılıyor. Maalesef ki Soma ile beraber tartışılıyor, konuşuluyor bu mevzu. Ama Onur Hanım bu kitabıyla birlikte 75-80 arası yaşanan madende yaşanan sendika deneyimlerini biraz derlemiş bizlere. Aslında örnekler oluşturmuş. Biraz onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz genel olarak kitabı anlatmanızla girmek istiyorum. Ben bahsetmeye çalıştım ama 75-80 arası maden sendikası kurulmuş. Nedir bu durum? Biraz siz anlatabilir misiniz? Neyi anlatıyor bu kitap? Elbette. Kitapla ilgili konuşmaya başlamadan önce ben şu anda yaklaşık bir saattir bizi Soma'da bekleyen, İstanbul'da, Zonguldak'ta, Amasya, Slova'da izlemek için bekleyen maden işçileri başta olmak üzere tüm ezilenleri, işçileri, emekçileri selamlamak istiyorum. Ayrıca son birkaç saatte haberini aldığımız Bursa'da tuvaletleri dahi engellenen Renault, Tofaş, dolayısıyla metal işçilerinin tamamını selamlamak istiyorum. Ve son kez de bir kadın olarak Hayat TV'nin kadın programında Ekmek ve Gül'de 7 Haziran seçimlerine hazırlanan Halkların Demokrasi Partisi, HDP adaylarını ve tüm kadın kadrolarını buradan içtenlikle selamlıyorum. Benim yaptığım çalışma Yeraltı Maden İş Sendikası'nın 1975 ve 80 yılları arasındaki birinci dönemini, 1992 ve 98 yılları arasındaki ikinci dönemini içeriyor. Biz çalışmaya Nisan 2014'te başladık. Ancak çok kısa bir süre sonra, 20-25 gün sonra Soma katliamı gerçekleşti. Katliamın ardından işçiler hemen yaralarını sarmaya başladılar. Kurtarma çalışmalarına katıldılar. Özellikle tahlisiye ekibindeki işçiler son derece zorlu bir süreç geçirdiler. Ve hemen akabinde Soma'da da sendikal bürokrasiye itiraz eden, ama sadece itiraz etmekle kalmayan, komite ve konsey çalışmalarını gerçekleştirmeye başladılar. Dolayısıyla Yeraltı Maden İş Sendikası'nı var eden en önemli sahiplerden bir tanesi, işçilerin eşitlikçi ilişkiler geliştirerek kendi söz ve karar sahipliklerini ve hepimizin bildiği üreten de biziz, yöneten de biz olacağız sloganını hayata geçirdikleri bir deneyimin aslında Soma'da fikri takibi devam ediyordu. Dolayısıyla biz hani böyle popüler bir biçimde kitapta Soma'da olsun diye Soma'yı koymadık. Komite ve konsey çalışmaları Soma'da da devam ettiği için bu bölümü aslında yerleştirdik. Biraz belki Yeraltı Maden İş Sendikası'ndan. Ama ilk çıktığınız tabii o zaman Soma olmadığı için aşama bu değildi. Tabii. Biz yola çıktığımızda bilemezdik böyle büyük bir katliamın olduğunu. Madenlerde çok ciddi oranda kazalanmalar, ölümler gene gerçekleşiyordu ama ne yazık ki sayıca da çok yüksek bir ölümle karşılaşıldı. Ve Soma'yla da kalmadı. Hemen arkasından Ermenek'ten haberler gelmeye başladı. Evet. Ve son birkaç yılı zaten genel olarak iş cinayetleriyle ilgili tüm toplumun daha duyarlı olduğu bir süreç olarak geçirdik. Biraz evet deneyimlerini Yeraltı maden iş. Oradan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü geçmiş deneyimler bunlar ama siz kitabınızda da güncele bağlamışsınız. Aslında çok da fazla ortak yön tutturmuşsunuz. Oraya geleceğiz ama isterseniz biraz ondan bahsedin. Neydi sizi bu çalışmaya iten? Aslında çok geçmişte kalmış bir mevzu ama neden çalıştınız bunu? Bir kere genel olarak kendimi de içine katarak söyleyeyim. Türkiye'de solun, toplamda sosyalistlerin ve bunların örgütlerinin kendi tarihlerini, işçi sınıfı tarihini yazmak, belgelemek açısından iyi bir hafızaya, iyi bir çalışma disipline sahip olduğunu söyleyemeyiz. İşçi sınıfının tarihi hepimizin tarihi ise eğer,
Böyle bir çalışma için her zaman hazır olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama özel olarak Yeraltı Maden İş Sendikası'nın tarihini çalışmamanın da gene özel nedenleri olduğunu düşünüyorum. 1975 ile 80 arasında, yani askeri darbeye kadar yaşayabilen bir sendikal hareketten söz ediyoruz. Benim bu kitabın ana sorunsallarından bir tanesi elbette bu tarihi, yazılmamış bu tarihi ortaya çıkarmakta, ama sadece ne olmuş ne bitmiş üzerine bir düşünme süreci geçirmedik biz. Komite ve konsey çalışmalarına neden ihtiyaç duyulmuş? Neden sendikalardaki kurullar, komisyonlar yeterli olmamış? Bu komite ve konseyler nasıl çalışmışlar? Nasıl kararlar almışlar? Genel merkeze ya da şubeye itiraz edebilmişler mi? Kendi kararlarını kendileri uygulayabilmişler mi gibi aslında temel sorulardan yola çıktık. Çünkü Yeraltı Madeni Sendikası'nın özellikle Türkiye'de Yeni Çeltek ve Aşkale üzerinden bilinen deneyimleri aynı zamanda bir öz yönetim deneyimidir. Yani bir bütün olarak üretim sürecini, kömürün madenden çıktıktan sonraki satış ve tanıtım organizasyonunu da mahallelerde ve köylerde kurulan komitelerle gene kolektif kararlar alarak aslında organize ettikleri bir süreçtir. Burada belki şunu söylemek gerekir. Bir sendikanın birinci döneminin ve ikinci döneminin, yani 92-98 yılları arasındaki döneminin iki tane önemli ismi hala yaşıyorlar. Biri Soma'da çalışma yürütüyor, Kamil Kartal. Diğeri de daha önce DİSK'te de görev almış, Maden Mühendisleri Odası'nda görev almış. Ve ikisi de hani Türkiye'nin devrimci kişilikleri olarak da tanınan, bilinen Çetin Uygur'dan da söz etmek lazım. Çünkü bu iki arkadaşımız bütün yaşamları boyunca aslında Yeraltı Maden İş Sendikası'nın bu örgütlenme felsefesini, stratejisini ve politikasını hayata geçirmek üzere çalıştılar. Bugün de yürüttükleri çalışma zaten bu çerçevede devam ediyor. Dolayısıyla bu sendika dışı diyebileceğimiz ama aynı zamanda sendikayı bir yaşam damarı gibi besleyen, bürokrasisini, sendikal bürokrasiyi kıran örgütlenmeler. Bunu belki şöyle tartışmak daha mümkün olabilir. Bu gezi direnişi sırasında ortaya çıkan tüm kolektif yapılar, forumlar aslında yeraltı maden işin yerin altında ve üstünde çalışan işçileri yaklaşık 20 kişilik komiteler halinde örgütleyerek hem teknik anlamda hem zaman anlamında çok hızlı haberleşebildikleri, iletişim kurdukları ve tartışabildikleri, özellikle Yeraltı Maden İş Sendikası açısından işçi güvenliği ve iş sağlığı konularında tartışabildikleri, bir maden mühendisi kadar bilgiye sahip olabildikleri bir süreci örgütleyebilmek için aslında bu araçları kullanmışlar. Ama sonuç itibariyle... Şu an itibariyle, var mı peki? Sizin çünkü sahaya da indiniz, onlardan bahsedeceğiz genel deneyim gözlemlerinizden, ama şu anda var mı bu tarz bahsettiğiniz çalışmalar? Şu anda Soma'da zaten bu kitapta da yer alan Soma, hatta yanımda getirdim. Şurada gösterebilir arkadaşlar. Soma Maden İşçilerinin Sesi gazetesi, tıpkı 80 öncesinde... Şöyle ben alayım, göstereyim. Maden İşçisinin Sesi gazetesine çok benzer bir biçimde. İşçilerin, kapakta da yazıyor, üreten ve yöneten maden işçileri olacak aslında sloganıyla ortaklaşa karar verdikleri, eğitim yaptıkları bir süreç orada gerçekleşiyor. Ama ülkenin genelinde sendikal bürokrasiyi kıracak, devrimci bir sendikal anlayışa sahip bu tür yapılanmaların yaygın olduğunu söyleyemeyiz. Bugüne geri dönecek olursak, mesela Bursa'da gerçekleşen eylemlerin arkasında aslında metal işçilerinin hiçbir sendikal örgütlenmeye ve siyasal örgütlenmeye güveni olmadığını da aslında çok rahatlıkla anlayabiliriz. Çok yakın zamanda DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın grev erteleme kararıyla, bakanlığın grev erteleme kararıyla tekrar işçileri kısa bir süre sonra fabrikalara çalışmaya göndermiş olması da
ve bir B planına, yani ertelemeden sonra ne yapacağız peki fikrine sahip olmaması da bize aslında bu tür örgütlenmelere, yani komite ve konseylere ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü Bursa'daki şu anda metal işçisi arkadaşlarımız kendi kurullarını, komisyonlarını kurdular ve kendi kendilerini yönetiyorlar. Yani işçi sınıfı siz bunları bunu, yapmaya zaten vakıf bir sınıf. Siz aslında bunu geçmişten araştırmanızla beraber de geçmişte de bu tarz deneyimler olduğunu ve bu tarz deneyimlerin hala devam ettiğini, belki geliştirdiğini mi söylüyorsunuz aslında? Yani bu işçi sınıfının hani Marksist literatürde geçer işçi sınıfının kendiliğinden bilinci, hı hı, diye, ama bu zaten işçilerin yapabildikleri bir şey. 200 yıl önce de yapıyorlardı bunu. Şimdi de yapabiliyorlar. Yani sendikaların elbette bu konuda çok önemli işlevleri var, görevleri var, ama bu kadar bürokratik, bu kadar aslında giderek politikleşmekten uzaklaşan sendikal hareketler, fiili, meşru, militan mücadele yürütmeyen sendikal hareketler, aslında yasa sever diyebileceğimiz, yani en neredeyse azından yasal alanın içine hapsolmuş sendikal hareketler. Temel ihtiyaçları bile talep ettirmeyen. Yani sendikalı işçiler açısından da, sendikasız işçiler, evet, açısından da hiç de ilgi çekici değil demek ki. Biz sendika istemiyoruz diye slogan atıyor metal işçileri aynı zamanda. Peki, aynı şey Soma'da da geçerli. Maden iş sendikasına işçilerin kesinlikle bir güveni yok. Ama dev maden sendika, dev maden sen diske bağlı dev maden sen sendikası da çok güçlü bir örgütlenme olarak aslında orada henüz yaşam bulmuş değil. Yani bir seçenek olarak insanların önünde henüz duramıyor ne yazık ki. Yani bu bütün aslında hani herkesin bir eksiği anlamında söylüyorum bunu. Biraz şeye de girmek istiyorum. Şimdi siz sahaya inip bu 75-80 arası bir araştırma dedik ama sahaya inip araştırmalar da yaptınız. Soma'da, başka yerde var mı bilmiyorum saha çalışmanız. Yeraltı Maden İş Sendikası'nın tarihini şöyle yazdık. İsterseniz biraz tabii, orayı tamam, öyle, size oraya girelim açayım. Madem. Soma çünkü dediğim bağlamda kitabın son bölümünde yer alıyor. Yeraltı Maden İş Sendikası'nın tarihi hiç yazılmamış bir tarihti. Şimdiye kadar akademisyen Özgür Nari'nin ve İnönü Alpat'ın yazdığı birkaç yazı dışında, bir de Cahit Akçam'ın çektiği bir belgesel film dışında aslında hiçbir çalışma yoktu. Dolayısıyla biz Çetin Uygur'la bu çalışmaya karar verdikten hemen sonra Zonguldak'a gittik, kömür kongresine katıldık. Orada Çetin abinin kendi döneminden birlikte çalıştığı maden mühendisleriyle görüştük, topograflarla görüştük. Ve 75-80 arasıyla 92-98 arasında bu sendikada çalışma yürütmüş, saydığım bütün o maden işçileri, onların eşleri, kızları, gelinleri, maden mühendisleri, avukatlar ve hatta kitabın kapağını çizen, dünya çapında tanınan karikatürist, illüstratör, sanatçı Selçuk Demirel'in de dahil olduğu bir basın yayın dairesi var. O basın yayın dairesinde Selçuk Demirel çalıştıktan sonra İrfan Demirkol çalışıyor. Yani bir zihinsel üretim sürecini örgütleyenlerle de görüştük kısacası. Beden emekçileriyle, yani madencilerle, yeraltı ve yerüstü işçileriyle de görüştük. Dolayısıyla bu çalışmanın yöntemi sosyal bilimlerde kullanılan yöntemlerden bir tanesi sözlü tarih çalışması. Bu iki dönem açısından 30'a yakın söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşiye katılan arkadaşlarımızın biyografik bilgileri dışında politikleşme süreçlerini de görünür kılmaya çalıştık. Ama daha çok Yeraltı Maden İş Sendikası'ndaki görevleri ve tekrar başa dönecek olursak komite konsey çalışmalarına neden ihtiyaç duyuldu? Bunun bir zihinsel arka planı var mıydı? Yani teorik olarak bu çalışmanın yürütücüleri örneğin Rusya'daki, İtalya'daki, İspanya'daki işgal, yasa dışı grev ve aslında yasa dışı üretim yapma süreçlerine vakıflar mıydı? Bütün bunları sorduk. Orada tabii bu sürece vakıf olduğunu gördüğümüz özellikle maden mühendisi arkadaşlarımız vardı. İşçi konseylerinin çalışmalarını tüm dünyada okumuşlardı.
Ancak şöyle bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını öğrendik. Özellikle Orta Anadolu'da örgütlenirken Yeraltı Madeni Sendikası Çayırhan'da, Amasya Yeniçeltek'te örgütlenirken aslında işçilerin ekonomik durumları, çocuk sayıları, neye ihtiyaçlarının olup olmadığı, sendikal bilinçlerinin ne durumda olduğunu anlamak için anketler yapmışlar. Fakat çok kısa bir süre sonra anketler genel merkeze toplanmış. Bu kadar çok bilgiyi bu kadar seri bir biçimde değerlendirmenin zorluğuyla karşılaşınca komiteler kurulmaya karar verilmiş. Dolayısıyla ilk başlangıcı aslında bir miktar da ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ama tabii 1980 askeri darbesine gelinene kadar özellikle işçilerin kendi kendilerini yönetebilmenin aslında antrenmanını yaptığını da görüyoruz. Yani mesela bir madenci terminolojisi üzerinden konuşursak skip descendre dedikleri yaklaşık 45-55 derece açıyla galeriye inilen zorlu bir çalışma süreci var ve Yeniçeltek'te bu işi aslında Polonyalılara vermek istiyorlar. Komite ve konseyler toplanıyor kendi arasında ve aslında bu işi yapabileceklerine karar veriyorlar. Üstüne üstlük bir rekabet, ücret rekabeti doğurmadan bu zorlu işi yapan arkadaşlarına biraz daha fazla ücret ödeyerek, yani ödenmesini talep ederek bu çalışmayı, zorlu çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Şöyle sorular da sordum. Peki her komite konsey bir araç olarak eşitlikçi ve demokratik midir? Yani komite konsey kurdunuz diye mutlaka eşitlikçi bir ilişki geliştireceksiniz anlamına gelir mi? Sorusunu kendime sordum ve görüştüğüm maden işçilerine de sordum. Burada belki Aşkale'den söz etmek gerekir. Aşkale örneğini bu kitapta ben çok şanslıydım. Babası Aşkale'de maden işçisi olan sinema yönetmeni Sinem Öztürk'le birlikte çalıştık. Hatta kendisi de bir film yapmış değil mi? Evet, Yeraltı isminde Yeraltı. Bir film çekti. 38 dakikalık bir kısa film. Bu alan da aslında çok fazla üretimin yapılmadığı bir alan. Sanatsal açıdan da yani ne kitabın ne araştırmanın ne filmin çok da fazla yapılmadı. Maalesef ki ölümler arttıkça çok fazla gündeme gelip bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu konuda mesela zorlandınız mı arşiv kaynak bulmakta ve siz geçmiş insanlarla söyleşi yaptım diyorsunuz Yeraltı Madeniş Sendikası'nda. Ben sürekli sanırım yanlış söyleyeceğim sendikanın adını. onları bulmakta, ulaşmakta zorlandınız mı? Çünkü bugün şimdi masanın üstüne serdik gösteriyor arada arkadaşlarım. Yeraltı Madeniş'in bastığı bazı broşürleri falan da getirmiştiniz siz. Bunlara ulaşmanız nasıl oldu? 1975-80 arası aslında Türkiye'de yürütülen sendikal hareket 80 darbesiyle tüm bu türden bilgi ve kaynakların sendika genel merkezlerinden yok edildiği, ev baskınlarıyla insanların özel mekanlarından da yok edildiği bir süreçtir. Ta 92'de tekrar sendikalar, diske bağlı sendikalar açılana kadar. Ben özellikle söyleşi yaparken yani Çetin Uygur aracılığıyla onun verdiği referanslarla insanlarla görüşme yaparken böyle bir ihtiyacın olduğunu onlara belirttim ve gerçekten hani bir kısmını internetten sahaflardan da bularak genel kurul raporlarını örneğin Yeniçeltek Devrimci Yol ana davasının Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından işte avukatlar aracılığıyla alınmış iddianamesinden tutun da Yeraltı Maden İş Sendikası'nın Hekim Angrevi, Kayısı Çiçeği ve Faşizm isimli broşürü, 1978-80 arasındaki Yeniçeltek Toplu İş Sözleşmesi kitapçığı ve eğitim notları gibi, biraz gazeteler gibi. Biraz geçmiş deneyimleri bulabildiğiniz kadarıyla. Bulabildim. Evet, şanslıydım çünkü dediğim gibi sıkı yönetim uygulamalarından bu kaynakları kurtarabilmiş insanlarla görüştüm. Bu yeri gelmişken burada İrfan Demirkol'a özel olarak teşekkür etmek gerekiyor. İrfan Demirkol'un bu takvim, gazete, dergi arşivleri özellikle çok iyiydi ve fotoğraf arşivi. Aynı şekilde Selçuk Demirel de basın yayın dairesinde çalışıyordu 1975
ve 78 yılları arasında onlardan bu materyalleri toplayabildim. Ve bu konuda çalışmak isteyen herkese de bu materyalleri açacağım, paylaşacağım. Çünkü ben bir akademisyen değilim. Bu çalışmayı yürütürken hiçbir yerden finans almadım. Dolayısıyla tamamen bağımsız çalıştığımı söylersem aslında yanlış olmaz. Elbette 150'nin üzerinde maden işçisi, maden mühendisi, topograf ve onların eşleriyle tabii ki Çetin Uygur, Kamil Kartal başta olmak üzere pek çok arkadaşımla çalıştım. Dolayısıyla hani bu materyaller gerçekten çalışmak isteyenlerin elinde olmalı diye düşünüyorum. Şimdi en azından ben sohbetimize paylaşacağım. Devam edelim. Biraz güncelden de devam edeceğiz. Sohbetlerinizle işçiler hem geçmiş bu deneyimleri onlar ne diyorlar? Yeraltı maden işçi sendikasında çalışan, geçmiş dönem çalışan işçiler hem de güncele dair de çok fazla görüşmeleriniz oldu sizin. Ama öncesinde bir VTR'miz var, onu izleyelim. Arkadaşlarımız Şirin Evler'de seçim standlarıyla halkla bir söyleşi gerçekleştirdi. Onu izleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz Onur Bütün'le. Siz ne düşünüyorsunuz, neler bekliyorsunuz seçimlerde? Vallahi daha iyi bir Türkiye bekliyoruz, daha iyi bir geçinme bekliyoruz. Emekliyiz, dul olduğum için. Zaten yani dul maaşından yüzde bilmem ne kadarı kesiyorlar. Daha ne bekleyelim? Onları kesilmemesini bekliyoruz. Daha iyi bir yaşam bekliyoruz. Seçimlere aday olan partiler ya aslında seçim bildirgelerinde yani emeklilere işte şunu yapacağız, işte dul kadınları bunu yapacağız diyorlar. Yani pek çok vaatlerde bulunuyorlar. Peki bunları gerçekçi buluyor musunuz? Ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilemeyeceğim. Peki nasıl bir ülke istiyorsunuz bir kadın olarak? Daha iyi bir yaşam istiyorum, daha iyi bir geçinme istiyorum. Yani ferah bir ülke istiyorum. Başka bir şey değil. Çoluğumuz çocuğumuz daha iyi bir geçim istiyoruz. Ben Nurten ama ben Türkiye'de kalmadığım için hiçbir şey fikrim yok. Öyle mi? Nerede yaşıyorsunuz? Yurt dışında. Nerede peki? Almanya'da. Orada peki seçimlere dair ne söyleyebilirsiniz? Şimdi Avrupa'da da oy kullanılacak. Tamam ama orada konsolosluklarımız var. Orada kullanılacak. Veya havaalanlarında. Peki Almanya'daki parlamentodan memnun musunuz? Tabii. Türkiye ile kıyaslayamam. Türkiye'de o haklarımız yok. Peki bir kıyaslasanız neler söyleyebilirsiniz? Çok çok şeyler söyleyebilirim ama şu an yeri değil. Peki Türkiye'ye geldiğinizde gördüğünüz tablo ne oluyor? Çok kalabalık. Organize yok, hiçbir şey yok. Şu ana bakın, şuraya bakın. Yani ulaşım sorunu mu var? Her şey var. Hastane var, ulaşım var. Ne bileyim, kadın haklarımız hiç yok. Peki Türkiye'li kadınlar ne yapmalı bunun değişmesi için? Çalışması lazım, mücadele etmesi lazım, birlik beraberlik olması lazım, destek olmaları lazım. Ne anlatabilirim? Çok şey var. Merhaba, sizi tanıyalım. Hülya Çiğdem. Ne, çalışıyor musunuz? Ev hanımıyım. Peki şimdi Şirin Evler Meydanı'ndayız. Burası bir panayır alanına dönmüş açıkçası. Siyasi partiler standlarını açmışlar. Seçimler de yaklaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, neler bekliyorsunuz? Vallahi AK Parti yapar diyorum. AK Parti'ye mi oy vereceksiniz? Evet, net. Hayatınızdan memnun musunuz? Tabii yani ki. Yani geçinebiliyor musunuz? Ne bileyim, ev hayatınız huzurlu mu? Tabii ki. Yani her şeyine kefilim ben onları. Peki neyi örnek göstererek bunu söyleyebilirsiniz? Yani sonuçta izleyenler de bilsin, izleyen kadınlar. Neden AKP olduğunu bilsin. Yani devletimize falan daha çok tabii her şey yani katkıda bulundu. Yani ne bileyim, yapılmayacak şeyleri yaptı, aştı. Ne mesela, ne? Bence her anlamda, her şeyde yani. Hem devletimize hem de bütün ülkelere bizim burada olduğumuzu belli etti yani bence. Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geldiler ve yani yaklaşık 1,5-2 yıldır hızlı bir artış da var aslında nüfuslarında. Yani şimdi mesela mikrofon uzattığımız kişiler şey diyorlar yani, hani hükümet sonuna kadar açtı kapıları, bu insanları aldı mı ne olacak yani? Bu insanlar çok düşük ücretle çalıştırılıyor, işte kadınlar tacize uğruyorlar. Peki bunun için ne söyleyebilirsiniz? O konuda aslında evet biraz yetersiz kaldılar herhalde. Peki nasıl çözülecek sizce bu sorun? Bilmem, yapar herhalde Cumhurbaşkanımız bir şeyler. Peki son olarak nasıl bir ülke istiyorsun, onu da soralım. Daha mutlu olursun yani, nasıl bir ülke olursa daha mutlu olursun. Üniversitenin önünü açarlarsa daha çok mutlu olacağım. Nasıl yani? Üniversitelerin önünü açarlarsa daha iş, çok. Evet. İş olanı. Evet. Benim kızım da bir üniversiteli olarak
Ha, bu konuda biraz daha ince düşünürlerse daha çok sevineceğim. Şirin Evler'de HDP kadın standı açıldı. Biz de şimdi HDP'nin seçim çalışmasını yürüten kadınlara mikrofon uzatacağız. Şirin Evler Kadın Standı'nın önünde izledik. Şimdi burada Barış anneleriyle karşılaştık. Onlara hemen mikrofon uzatalım. Ez bilisine Siman Peri Akyıldız Barış annelerine Selavimiş Hamiyan Raciye Hamici Khayre Kudey Hatna Sertçavan Emş buna partiya HDP'li ha çalışmadıkken inşallah mı serkevin? İnşallah mı kazançken? İnşallah mı bişne meclisi barajı aşmışken? Hem dayı ki barış aşit yine, hem aşitit kuzen, hem barış kuzen, hem navin ne asker bekuştun, hem navin ne gerilla bekuştun, hem navin ne polis bekuştun, hem navin Türkiye'de tu insan yine bekuştun, hem pişa evrene, hem pişa savaş edirin, hem ben barış. Halkın Demokratik Partisi, Demokratik Partisi ne demek? Bütün halkın partisidir. Kürt olsun, Alevi olsun, Çerkez olsun, Laz olsun. Herkes videoya da cehdi gire. Kucaklarlasın da yer yer gelin olması. Eydirmem ben seni yavrum kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Evet, seçimler bitene kadar biz böyle sokakta eğlenceli röportajlar yapmaya devam edeceğiz. Evet, sohbetimiz stüdyomuzda da devam ediyor. Yazar Onur Bütün bizimle birlikte. Yedi kat yerin altından uğultular geliyor. Yeni Çeltek'ten Soma'ya Maden İşçileri isimli araştırma kitabı var. Şimdi arada kendisiyle sohbet ederken bu Yeraltı Maden İş Sendikası'ndan, geçmiş dönemki deneyimlerden işçilerden birinin şu an aday olduğunu söylemişti. Siz isterseniz anlatın. Yeni Çeltek Maden İşletmesi'nde çalışan 1975-80 yılları arasında Yeraltı Maden İş Sendikası'na üye olan, mücadele eden, hatta Çetin Uygur'a yani sendikanın genel başkanına suikast olduğunda onun 3 ay boyunca güvenliğini alan Mustafa Irmak isimli arkadaşımız HDP'den Amasya 3. sıra adayı bir maden işçisi olarak da çalışmalarını yürütüyor. Şimdi bunu söylemiş oldunuz. Şimdi sizin bu kitabı, bu araştırmaya iten geçmiş dönemki deneyimlerle birlikte bir dava sürecinden de bahsetmiştiniz. Biraz oraya girelim. Ardından da sahadaki araştırmalara girelim artık istiyorum. Süremiz az kaldı çünkü. Biraz oradan bahsedelim. Siz bu davanın şöyle bir öneminden bahsediyorsunuz kitapta da. Bu kadar işçinin yargılandığı nadir davalardan biri. İsterseniz size anlatın biraz. Yeni Çeltek Devrimci Yol davası diye geçen bu dava, burada gene yanımda aslında iddianame var, sıkı yönetim komutanlığından alınmış ve gerekçeli karar da var elimizde. 1000'e yakın insanın yargılandığı, içinde çok yaşlı kadınların, çok genç, çocuk yaşta diyebileceğimiz insanların, hatta ve hamilelerin filan gözaltına alındığı, neredeyse bugünden hatırlayabileceğimiz KCK davasından gördüğümüz bir torba dava gibi bir dava. Bölgedeki bütün devrimciler aslında, muhalifler bu davanın içine dahil edilmişler. Adının Yeni Çeltek THKPC Devrimci Yol davası olmasının nedeni ise çok sayıda aslında devrimci yolcunun davanın içinde olması. Oysa ki emeğin birliği, devrimci sol gibi siyasal anlayışlardan da pek çok insan bu davaya dahil olmuş. Ama bu davanın gene Türkiye'de Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinden bildiğimiz üzere özel bir işkencehane biçiminde kurgulanmış olması son derece önemli. Yani belki hukukçular dönerler ve bunu
daha sonra çalışabilirler. Çünkü Suluova Et Balık Kurumu, bu işkencehanenin olduğu yer, büyükbaş hayvanların ayaklarından asılarak mezbahanede işte bütün işlemlerinin yapıldığı bir yer. İnsanların, hala yaşayan insanların ayak bileklerinde oralara asılmaktan ve günlerce, aylarca, yani 7 ay kalanlar var mesela orada. Siz onlarla da görüştünüz. Mahkemeye çıkarılmadan, evet. Ama bu konuda asıl mahkeme süreciyle ilgili Hasan Kaplan isimli arkadaşımız Dik Dur Devrimcioğlu diye bir kitap çalışması yaptı. Belki Soma bölümüne geçmeden tartışmamızın son birkaç dakikada bu kitabın aynı zamanda bir yürütmeye çalıştığı bir teorik tartışma var. Çünkü Yeraltı Maden İş Sendikası'nın zihin ve beden emekçilerinin, yani maden mühendislerinden kazmacılara, bacacılara, nakliyecilere kadar aslında bu süreci nasıl ortak örgütlediklerini teorik olarak da tartışmaya açmaya çalıştık. Çünkü zihin ve beden emeğinin birliği ile komünizm ilişkisi bu sendikada biraz daha cisimleşmiş ve görünür haldeydi. Bununla ilgili bir makalem var kitapta. Bunun dışında zihin ve beden emeğinin birliğinin dışında aslında Türkçe'de, Öztürkçe'den bize yerleştirilmiş olan bu sınıf savaşı, sınıf savaşımı ve sınıf mücadelesi kavramlarını gene Yeraltı Maden İş Sendikası üzerinden tartıştık. Çünkü başta da söylediğim gibi yasa dışı, yani yasalı alanın dışında grev yapmak, üretim yapmak, işgal etmek ve bütün satış organizasyonunu organize etmek, komite ve konseyler aracılığıyla aslında sınıf savaşına yönelen bir işçi sınıfı hareketinin, sendikal hareketin örneği olduğunu da gösteriyor. Tabii böyle bir karşılıklı şart yok ama çok önemli bir adımı bu. Kitapta bu bölüme dair gene akademisyen Özgür Nari'nin Osmanlı'dan günümüze öz yönetim örnekleri üzerine bir yazısı var. Mehmet Tayfun Özuslu'nun aslında bir madenci denetimiyle ilgili tüm dünyada, Türkiye'de ve özellikle Soma üzerine yazdığı bir yazı var. Peki, şimdi kitaptaki başlığıyla da ölü madencilerle anılan Soma diye bir başlık atmışsınız bu bölüme girerken. Şimdi aslında genel olarak madencilik sektörü, maden işçilerini biz hep ölümle bağdaştırıyoruz. Hep maalesef aşağı inince öleceklerini bilerek de iniyorlar çoğu zaman. Biraz buradan sizin yereldeki deneyimlerinizle isterseniz girelim. Siz oraya girip sahada araştırma yaptınız. İlk elden nelerle karşılaştınız? Oradaki madenciler hem buradan hem de geçmişteki bu araştırmalarınızla kıyaslamanızı rica edeceğim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi hani Soma insanların bilincinde ve genel olarak aslında maden işçileri ve madencilik Türkiye'de herkesin daha duyarlı olduğu bir konu haline geldi. Ama hatırlarsınız 1999 yılında da bu ülkede resmi rakamlara göre 17 bin ama resmi olmayan gayri resmi rakamlara göre 40 binin üzerinde insanın öldüğü bir Marmara depremi yaşadık. Evet. Ve toplumsal hafıza tekrar şimdi İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor ve böyle bir şey gerçekleşirse binlerce insan hayatını kaybedecek. Ama ölen insan sayısının fazlalığı bile aslında devletin politikaları, yani bunları aslında nasıl unutturacağı üzerinden yürüttüğü politikalarla bizi kısa bir süre etkiliyor. Ondan sonra tekrar başka iş kazaları, ölümlü kazalar meydana geliyor ve toplum aslında bu hafızayı yavaş yavaş siliyor. Şimdi Soma'da genel olarak katliamın yaşandığı günden itibaren oraya gitti. Arkadaşlarımız çeşitli incelemelerde bulundular, maden mühendisleri özellikle. Maden mühendisleri odası ne kadar ihmal olduğunu, kazanın nasıl geliyorum dediğini katliamın defalarca kere belgelediler. Burada şunu söylemek gerekiyor, 75-80 yılları arasında Yeraltı Maden İş Sendikası'na teknik müşavirlik yapan Tayfun Özuslu'nun yaşadığı bir deneyim var, kitapta yer alıyor. Maden mühendislerinin ocağı kapatma yetkileri var 1980 öncesinde. Şimdi ise sadece önerebiliyorlar, alınacak önlemleri sayabiliyorlar. Dolayısıyla yasal mevzuatta da pek çok geriye gidiş var. Ama şunu belirtmek gerekiyor, AKP iktidarı
Soma'da yaşanan bu büyük katliamdan sonra hepimizin basından duyduğu TOKİ evi vermek, ölen madencilerin eşlerine, özellikle işte çocuklarına, yakınlarına maaş bağlamak, kuru bakliyattan tutun da burs vermeye kadar, katliamın hemen ardından 1000 tane imam göndererek işin aslında fıtratla, fıtrat fikriyle, yani nasıl olsa bu bizim başımıza gelecek fikriyle bağlantısını kurabilecek her türlü aslında pratiği ve teoriyi de hükümet gerçekleştirmeye çalıştı, çalışıyor da. Peki oradaki işçiler, yani ölen işçilerin ailesine geleceğim ama işçiler ne diyor bu duruma, sizin görüşmelerinizle? Evet, biz şimdi Soma'da iki türlü, yani iki ayrı yöntemle çalışma yürüttük. 13 tane maden işçisiyle, kazayı yaşamış olanlar da vardı. Kazayı yaşamamış ama tahlisiye ekibinde, kurtarma ekibinde çalışmış olanlar da vardı. Ama tamamen başka ocaklarda çalışan maden işçileri de vardı. 13 tanesiyle böyle derinlikli söyleşiler yaptık. 100'e yakın işçiyle de bir anket çalışması yaptık. 55 soruluk anket çalışması. Orada şunu sorduk mesela, sizce kader nedir dedik. 93 tane işçiden yanlış hatırlamıyorsam 16 tanesi kadere iman, inanç, itikat gibi cevaplar verdi. Diğerleri ise çok ilginç cevaplar verdi. İnsanlar kendi kaderlerini kendileri yaparlar diyenler çıktı. Madendeki çalışma koşullarımız kaderdir diyenler çıktı. İçine itildiğimiz, madende içine itildiğimiz yaşam kaderdir diyenler çıktı. Dolayısıyla bu aslında yaşanmışlıkla söylenen bir şey herhalde. Hayır, bu mi? Çalışma koşullarının ve yok, işçilerin yaşadıklarından gördükleriyle tabii. söyledikleri bir şey. Yani öyle, yani hükümetin söylediği gibi fıtrata bağlayan maden işçisi sayısı çok düşüktü. Ancak bir şeyi belirtmekte fayda var. Benim çalıştığım maden işçisi tipolojisi komite ve konsey çalışmalarına katılan maden işçilerinden oluşturuldu örneklemimiz. Dolayısıyla Türkiye'deki genel maden işçisi tipolojisini temsil ettiğini söyleyemem. Politikleşmekte olan, tartışan, örgütlenmeye çalışan, sorgulayan maden işçileri ile çalıştık. Bunun dışında peki politik maden işçileriyle çalıştığınızı söylüyorsunuz. Politik, sizin bu araştırmayı, elemeyi yaparken politik olmayan ya da politik olanların sayısı çok az mı? Politikleşmekte olan desek daha doğru olur. Çok çünkü sayısı nedir mesela oranlarsa? Özellikle Soma gibi çok artık böyle nokta olan yerlerde. Şimdi şu anda Soma'da 15 bin civarında maden işçisi çalışıyor. Önümüzdeki süreçte yeni ocakların açılması, yeni özellikle kömür gazıyla çalışan santrallerin kurulması, termik santrallerin kurulması ve bütün aslında o bölgedeki halkın tarımdan Yırca örneğinde bildiğimiz zeytin ağaçlarının kesilmesi ve onlara yönelik protestolarla aslında öğrendiğimiz toplamda 2 milyona yakın zeytin ağacının kesileceği o bölgede düşünülürse aslında bir tür Soma'nın Zonguldaklaştırılacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla işçi sayısı 17 bin, 18 bin, daha sonra 25-30 binlere kadar bile çıkabilir. Ama burada çalışma yürüten arkadaşlarımız, özellikle şimdi başta da söyledim, Devmadensen, diske bağlı Devmadensen sendikası da orada bir örgütlenme çalışması yapıyor ve komite konseylere katılan arkadaşlarımız Devmadensen sendikasına da üye oluyorlar. Ama henüz toplu sözleşme yapabilmek için yeterli sayıya ulaşmadığından belki de çok da canlı ve yaşayan bir çalışmaları olduğunu söylememiz mümkün süremiz değil. Süremiz az kaldı. Biraz da şeye girmek istiyorum. Madenlerde kadınların çalışmadığını biliyoruz, çalışamıyorlar. Fakat evde genellikle işte çocukları madende çalışıyor, babaları çalışıyor, kocaları çalışıyor belki. Onlarla da görüşmeleriniz oldu sanıyorum. Evet. Oradan deneyimlerinizi merak ediyorum açıkçası. Şimdi bir kere madencilerin eşleri, yani kadınlar, nişanlıları, sevgilileri, anneleri, halaları, teyzeleri, madencilerin aslında yer üstündeki bir başka görünümü, bir başka yüzüdür. Onlar her gün uğurlarlar madeni, madencileri.
Ama bunun dışında çok az sayıda Türkiye'de Tokat'ta, Çorum'da, krom madeninin olduğu yerlerde yer üstünde çalışıyor kadınlar. Yer altında yani ocakta çalışmıyorlar. Rusya'da filan daha önce örnekleri vardı bunun. Benim yaptığım görüşmeler sonucunda örgütlenen, özellikle 1975-80 arasında örgütlenen maden işçilerinin eşleri kadına yönelik şiddetin azaldığını, Aşkale'de mesela başlık parası denilen uygulamanın neredeyse kaldırılmaya yakın bir hale geldiğini, dolayısıyla kadınlar açısından olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü sendikanın kendisi, örgütlenme uzmanları, tüm gönüllü çalışanları, mesela kadınlara küfür edilmesi, aşağılanması, işte şiddete maruz kalması konusunda maden işçilerini uyarıyorlar. Gerek eğitimlerde, gerek sohbetlerde. Bu sözünü ettiğim Aşkale filmini çeken arkadaşımdan onunla yaptığım söyleşi de dinlemiştim. Bu başlık parası vesaire üzerinden örnekler vermişti. Hakikaten bunları geriletmeyi başarmışlar. Ama şu anda mesela Yeniçeltek'te çalışan maden işçilerinin görüşmelerini biz bir Alevi köyünde, Belvar köyünde, Sulova'da gerçekleştirdik. Hala kayınvalide gelin eşleri madenci olmasına rağmen eşlerinin maaşlarını bile bilmiyordu. Yani şiddet görmüyorlardı belki ama evdeki söz hakları, hani eşitlikçi diyebileceğimiz, hani sünni topluluklara, kültürlere göre daha eşitlikçi diyebileceğimiz yerlerde bile aslında kadınlar hala aynı sorunları yaşıyorlardı. Peki şunu da merak ediyorum Onur Hanım. Bu özellikle Soma'dan sorulan madenci eşlerinin hükümetin yaptığı toplantılarda da son dönemde çok dikkat çekti. Çok umutsuz konuşmaları oldu gerçekten yaşadıklarından hareketle doğal olarak belki de. Buna dair sizin gözlemleriniz nedir? Oradaki kadınların ölen veya hala maden, çünkü madenine giden kadınlar da hala umutsuzlar maalesef. Onların buna dair gözleminizi merak ediyorum. Hakikaten umutsuzlar mı? Ne bekliyorlar? Şimdi hemen çok yakın, yani yaklaşık 8-9 gün önce Soma'daydım ben. 10 Mayıs'ta çok büyük bir miting gerçekleştirildi. Şehit Madenci Aileleri Sosyal Haklar Derneği, bunların çağrıcı olduğu bir büyük mitingdi. Orada kürsüye çıktı, konuştu madenci eşleri. Yürüyüş sırasında, miting sırasında konuştular. Elbette çok öfkeliler. Ama şimdi Sosyal Haklar Derneği aracılığıyla özellikle mahallelerde yürüttükleri çalışmalar, köylerde yürüttükleri çalışmalarla yan yana geliyorlar. Birlikte ayakta durmaya çalışıyorlar, dayanışmaya çalışıyorlar. Çünkü hani hükümetin aslında şunu vereceğiz, bunu vereceğiz şeklinde sunduğu vaatlerin gerçekleşmediği ortada. Bir de hani çocuklarıyla yalnız kalmış, ağırlıkla ilkokul mezunu kadınlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla Soma'da maden dışında çok büyük bir iş olanağı da yok. Yani kadınların sadece eşlerini kaybeden kadınlardan da söz etmiyorum. Genel olarak hani rençberlik yapma, tarımda bulabilirse, çalışabilirse belli zamanlarda çalışma olanakları var. Ama dediğim gibi hani çok umutsuz değiller. Bir örgütlenme çabaları var çünkü. Peki süremizin sonuna geldik. İsterseniz ben sizin toparlayarak son sözünüzü alayım. Ondan önce de belirteyim. Onur Bütün yazar bizimle birlikte Yedi Kat Yerin Altından Umutlar Geliyor. Yeniçeltek'ten Soma'ya Maden İşçileri kitabını konuşmaya çalışıyoruz. Dipnot yayınlarından çıktı kitap bu arada. Son sözlerinizi alarak bitireyim ben programı. Son sözüm şöyle olsun. Hemen burnumuzun dibinde yaklaşık 1,5-2 yıldır bir devrim gerçekleşiyor. Rojava devrimi. Rojava devriminde halk kendi komitelerini kurdu ve bir öz yönetim deneyimi yaşıyor. Yani 1980 öncesi devrimci yolun öne sürdüğü bir siyasi hareket olarak bu fikrin kendisini ve yeraltı maden işte gördüğümüz gene öz yönetim deneyiminin kendisini aslında Rojava'da izliyoruz. Ve genel olarak da Türkiye'de daha eşitlikçi ilişkiler kurmak, kadınlardan tutun işte tüm ötekileştirilenlere kadar. Dolayısıyla ben hani bu çalışmada emeği geçen herkese hani tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben çok büyük bir kalabalıkla bu kitabı yazdım.
Asla onlar olmasaydı bu kitap ortaya çıkamazdı. Her birine buradan selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum buradaki stüdyodaki ekibe, Hayat TV ekibine. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok memnun olduk sizi ağırladığımız için. Evet, Ekmek ve Gül'ün bugünlük de sonuna geldik. Yazar Onur Bütün bizimle birlikteydi. Yeni kitabını, daha doğrusu araştırma kitabını bize tanıttı. Dipnot yayınlarından çıktı kitap. Bugünlük de Ekmek ve Gül'ün sonuna geldik. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.